Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Ben GDG. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz etkinliğimize. Ben GDG Bursa'dan Emirhan. Öncelikle etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa düzenlediğimiz bir etkinlikle buradayız. İlk defa bir online etkinlik düzenliyoruz. Gündemden dolayı. G serisinin ilk kez düzenleyeceğimiz etkinliği olan GDevs etkinliğindeyiz şu anda. Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinliğimizde neler yapacağız? Alanında uzman kişilerle birlikte ilerliyoruz bu etkinliğimizde. Alper, slide verebilir misin abicim? Alper, kusura bakmayın ufak teknik aksaklıktan dolayı. Bu etkinliğimizde alanında uzman kişilerle birlikte yazılımlar hakkında konuşuyoruz. Bu etkinliğimizin dışında G serimizde neler var? Çok kısa onlardan bahsedeceğim sizlere. G Talks adında bir etkinlik planladık öncelikle. G Talks etkinliğimiz bizim yazılım geliştirme iş hayatı ve grafik tasarım gibi konuların yer aldığı Coffee Talk tadında bir etkinlik. Bu etkinliğimiz normalde çok daha önceden 16 Mart tarihinde organize etmiştik. Fakat malum koronavirüs sebebiyle bu etkinliğimizi gerçekleştiremedik. Ardından G Social adında bir etkinlik düzenledik, organize ettik ve yakın zamanda bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Ve son olarak da G Devs etkinliği, bugün gerçekleştireceğimiz etkinliğimizi düzenliyoruz. Bunun haricinde 19 Nisan'da düzenleyecek olduğumuz IVD etkinliğimizi 2 güne bölerekten etkinliğimizi online platformlara taşıdık. Malum koronavirüs sebebiyle. O etkinliğimizden de çok kısa bahsedip size yayını ben Nilay Hanım'a bırakmak istiyorum, sözü çok fazla uzatmadan. Bu etkinliğimizde de 2 paralel oturumumuz olacak. 14 konuşmacı ağırlayacağız ve YouTube kanalımızda yine sizlerle birlikte olacak. Bu kapsamda da GDG hakkında soru sormak isteyen varsa eğer sorularınızı çok kısa alabilirim. Sonra ben Nilay Hanım'a bırakacağım yayını. Varsa bu kısımda sorularınızı alabiliriz. Sadece tasarım bilgisine veya yazılım bilgisine gerek yok. Bilgisayardan anlamayan arkadaşlarımız da var. Kendini ilerleyen aşamalarda geliştirebiliyorlar. İnsan kaynakları ekiplerimiz var. Organizasyon etkinlik ekiplerimiz var. Linki de eğer verebiliyorsak, Alper verebilirsek aşağıya çok güzel olur. Bunun haricinde başka bir yorum yoksa Nilay Hanım'ı alalım biz yoruma etkinliğimize. Ya aksaklıklar için kusura bakmayın, ilk etkinliğimiz olduğu için ufak tefek aksaklıklar oldu. IVD'de çok daha profesyonel bir şekilde umarım daha güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Teşekkürler herkese. Müsaitse Nilay Hanım'ı alabiliriz. Hoş geldiniz Nilay Hanım, merhabalar. Hoş buldum. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İlk yayınımız, bizim de ilk etkinliğimiz, birkaç ufak aksaklık yaşadık. Öncelikle hani çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp oradan bağlandığınız, geldiğiniz için. Ben çok fazla hani lafı uzatmadan size bırakıp yayından ayrılmak istiyorum. Hani sizi de dinlemek istiyorum ayrıca. Tabii, çok teşekkürler. Organize ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz katılımınız için.
İyi yayınlar diliyorum şimdiden ben size. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Ben yayında mıyım? Benim slaytlarım görünüyor mu acaba? Arkadaşlar ben bu konularda gerçekten hiç deneyimim yok. Canlı yayın falan. Şu an ben kendimi görüyorum. Sadece kendimi görüyorum. Başka da beni kim duyuyor hiç haberim yok. Yani o yüzden çok ilginç hissediyorum. Kusura bakmayın. Benim slaytlarım görünüyor mu acaba? Ben farkında değilim. Başlayayım mı? Biri bana bir şey desin. tamam. Ekran paylaşımı kapalıymış. Hemen yapıyorum. Okay. Şimdi olmadı mı? Evet, gerçekten teknik aksaklıklar dedikleri şey bu oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben ne yapacağım? Biri bana bir şey söylesin. Teknik aksaklıklar düzeltecektir. Tamam, şimdi benim slaytlarım görünüyor mu? Ama ben de şey yapamıyorum böyle, yani mesaj göremiyorum. Sekmeye geçince düzeliyor mu? Herhalde düzeliyor diye şey yapıyorum arkadaşlar. Tamam, oldu, anlaştık. Kusura bakmayın, ben tekrar slaytıma geri dönüyorum. Başlıyorum. Tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. Ben gerçekten hiç anlamıyorum bu işlerden. Arkadaşlar sağ olsunlar. Bunu böyle organize ettiler. Her şeyi ayarladılar. Beni davet ettiler. Ben geldim ama işte gel gelelim bir yerden böyle bir aksaklık çıkıyor. Slaytları gösteremiyorum. Kusura bakmayın tekrar. Hepinize iyi akşamlar. Benim adım Nilay Yener. Ben Google'da Amerika'da çalışıyorum. Şu an burada sabah 8. O yüzden gözlerim falan şiş, biraz fark etmişsinizdir. Biraz önce kalktım. Sizin orada sanırım akşam saat 6. Burada da şu anda herkes evden çalışıyor. Kimse dışarı çıkmıyor. Malum biliyorsunuz koronavirüs nedeniyle. Biraz aslında ilginç zamanlar yaşıyoruz arkadaşlar. Orada nasıl bilmiyorum ama işte evden çıkmıyoruz. Belediye ve hükümet resmi olarak evden çıkmayın. Gerekli bir ihtiyacınız yoksa evden çıkmayın diye çok önlemler alıyor ve buradaki herkes de çok fazla dinliyor. Umarım sayılar bir an önce düşecek. Biz de daha böyle özgürlüğümüze kavuşacağız. Gerçekten çok ilginç zamanlar bunlar. Umarım her şey yoluna girecek en kısa zamanda. Ben Amerika'da Google'da Flutter ekibinde çalışıyorum. Size bugün de Flutter'dan bahsedeceğim. Önce ben kimim? Ben aslında 5 sene önceye kadar İstanbul'da yaşıyordum ve GDG İstanbul'u organize ediyordum. İstanbul'da da bir tane yazılım şirketinde çalışıyordum. Bu GDG İstanbul'la birlikte birkaç organizer arkadaşla birlikte biz etkinlikler düzenlemeye başladık. Sonra bu etkinlik düzenleme işini ben biraz abarttım. Çok fazla vakit harcamaya başladım. İşte hafta sonları etkinlik düzenliyorduk, konuşmalar veriyoruz, işte sponsorlar buluyoruz bilmem ne. Kendimi çok farklı bir iş yapıyor olarak buldum. Aslında bu benim para kazanmak için yaptığım bir şey değildi. Ama hem bana çok faydası oldu hem de çok fazla böyle heyecanla şevkle yapıyordum bu işi. Böyle kendimi farklı bir dünya içerisinde buldum. Sonra biz Amerika'ya taşındık. Benim işim Amerika'da iş buldu. Buraya taşındık. Ben de burada iş arıyordum. İşte bilgisayar mühendisliği geçmişim var. Yazılım şirketinde çalışmışım ama hobi olarak da bir sürü işte etkinlik düzenlemişim, teknoloji konferansları düzenlemişim vesaire. Google'da da bir tane GDG'lerin ekibinde çalışan Barış'la İlker'i tanıyorsunuz. Onların ekibini tanıyor. Barış'la İlker Türkiye'de GDG'lerin destekleyen Google'da çalışan insanlar. Onları Amerika'da çalışan ekibinde birini arıyorlardı. Ben de başvurdum. Alanım çok ilginç bir dünya benim için. Daha önce hiç bu işten para kazanmamışım. Daha sonra da Flutter ekibine geçtim. Flutter Developer Relations ekibinde çalışıyorum ben. Bu ne demek? Flutter'ı yazan bir mühendislik ekibi var. Flutter'ı yazan ekip. Bizim ekibimiz de siz Flutter'ı öğrenin diye işte konferanslarda sunumlar veriyoruz ya da web sitesine dokümanlar yazıyoruz. Flutter YouTube videosunda videolar çekiyoruz. Benim bizim ekibimiz bunu yapıyor. Ben de program manager olarak çalışıyorum. Beni genelde işte etkinliklerde, komünitelerde, işte Flutter Study Jam duyduysanız bu tarz etkinliklerde görüyorsunuz. Peki Flutter nedir? Daha önce hiç duymadığınız varsa olarak anlatıyorum. Flutter Google'dan çıkan yeni bir uygulama geliştirme aracı. Size mobil, web
ve desktop için tek bir code base'den uygulama yazmanızı sağlıyor. Bu ne demek? Normalde eskiden daha önce mobil uygulama yazmaya karar verdiğinizde önünüzde iki tane seçenek var. Ya siz native uygulamalar yazarsınız. Bu ne demek? İşte Android için bir uygulama, iOS için başka bir uygulama yazıyorsunuz. Tabii web için başka bir uygulama yazıyorsunuz. Bunların hepsi aslında çok yüksek kalitede ve yüksek performanslı uygulamalar oluyor. Çünkü hepsi native uygulama. Bütün Android sisteminin entegrasyonlarını kullanabiliyor. Bütün platform UI'lerini kullanabiliyor. Ve aynı şekilde iOS için, iPhone'lar için de aynı şeyleri kullanıyor. O yüzden çok kaliteli ve performanslı uygulamalar. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Eğer siz hızlı bir uygulama geliştirmek istiyorsanız, siz farklı farklı bir sürü proje yönetmek zorundasınız. İşte bir yerde değişiklik yaptınız, diğer tarafta da aynı değişikliği yapmanız gerekiyor. İşte testleri production'a koy, işte tekrar bir değişiklik geldi, yine tekrar aynı değişiklikleri bütün uygulamalarda yap. Bu size çok büyük bir maliyeti var. Onun dışında sürekli yeni bir cihaz gelecek, yeni bir şey gelecek. Siz her şey için yeni bir uygulama yazmanız gerekiyor. Onun dışında yok biz daha hızlı bir uygulama yazalım derseniz eski nesil cross platform yaklaşımları var. Bunda da evet tek bir code base'den siz uygulamayı yazıyorsunuz ve bunu bütün işte Android'e, iOS'e ayrı ayrı uygulamalar olarak ship ediyorsunuz. Tek bir tane code base'iniz var. O yüzden birden fazla projeyi yönetmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Uygulamanız aslında native uygulama değil. O aslında native çerçeve içerisinde geçirilmiş, mobil çerçeve içerisinde geçirilmiş bir web uygulaması. O yüzden size Android'de de aynı şeyi gösteriyor, iOS'te de aynı şeyi gösteriyor. Ama bu çerçeve içinde çalışan bir web uygulaması olduğu için bazen yavaş oluyor, bazen beklenmedik hareketler veriyor. O yüzden jerky diyoruz işte, scroll ediyorsunuz, tam olarak scroll'lar böyle dura 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 falan gidiyor. O yüzden çok kaliteli bir uygulama olmuyor. İşte biri de şeyde bizim için bu karikatürü yapmış internette. Diyelim ki siz sol taraftaki gibi native bir uygulama yapıp çok şık, harika bir şato inşa edebilirsiniz. Ama bunu yapmak için biraz geçmeniz gereken yol meşakkatli. Yok biz daha hızlı yapalım derseniz bunun için de çok hızlı bir yoldan gidersiniz ama ortaya çıkan sonuç aslında çok da sizi memnun edecek bir şey değil. İşte Flutter tam bu noktada ortaya çıkıyor. Diyor ki biz size tek bir code base'den uygulama yapalım. Yani tek bir projeniz olsun. O yüzden birden fazla şey yönetmek zorunda kalmayın. Ama bundan da yüksek kaliteli ve native performanslı uygulamalarınız olsun. Bu aslında şöyle oluyor. Google'da web ekibinde çalışan 3 tane mühendis diyorlar ki işte webde biliyorsunuz her şey daha böyle yüksek performanslı, animasyonlar falan çok daha hızlı çalışıyor. Tabii şimdi eski biraz daha bir eski zamanlara göre söylüyorum. Biz bu webdeki yüksek performansı mobil uygulamalarda nasıl gösteririz acaba? Nasıl mobil uygulamaları bu kadar yüksek performanslı yaparız diye bir proje başlatıyorlar. Daha önce bu projeyi JavaScript diliyle geliştiriyorlar. Onlar burada bazı engellere takılıyorlar. Sonra diyorlar ki ya bir de Dart'la deneyelim. Dart da Google'dan çıkan bir programlama dili. Ve bu Dart'la Flutter şu anki halini alıyor. Peki Flutter bunu size nasıl sağlıyor? Aslında bu tamamen Flutter'ın katmanlı yapısından kaynaklı. Flutter'ın en alt katmanında şu açık maviyle gördüğünüz bir tane engine katmanı var. Bu Skia üzerinde çalışıyor. Onun üzerindeki framework kısmı her şey aslında widget. Her şey katman. Diyelim siz Android uygulamalarınızda görünen arayüzleri material widgetlarla şey yapıyorsunuz. iOS uygulamalarınızda görünen arayüzleri Cupertino widgetlarla yapıyorsunuz. Ya da animasyon yapmak istiyorsunuz onlar da bir widget. Ya da gesture yapmak istiyorsunuz işte sola girince çıksın işte ya da ne bileyim scroll olsun falan bunların hepsi widget. Bu her şeyin widget olması, her şeyin birbirine üstüne katmanlı bir şekilde gelmesinden dolayı da Flutter çok konfigüre edilebilen, hem geliştirmesi çok kolay hem de size yüksek kalitede uygulama çıkmasını sağlayan bir yapı sağlıyor. Biz Flutter'ı anlatırken bu 4 tane kelimeyle anlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara gireceğim.
Flutter size çok güzel uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Çünkü Flutter size ekrandaki her bir pikseli kontrol etme yeteneği sağlıyor. Bu ekranda sağ tarafta gördüğünüz bir tane alışveriş deneme uygulaması. İşte gördüğünüz gibi işte animasyonlar, imajlar, scrolllar falan çok şık uygulamalar yapabiliyorsunuz. Normalde nasıldır? İşte designerlar arayüzü yapar. Sonra developer'a gider der ki ya işte şunu implemente edebilir misin? Bu aslında çok da eğlenceli bir iş değil. Bütün yazılımcılar bunları sevmez. Ama Flutter'ın bu katmanlı yapısı sayesinde artık bunlar çok kolay. O yüzden bu tarz çok güzel tasarımları hem yapmak hem hayata geçirmek çok kolay. Şu anda Apple Store'da birkaç tane ödül kazanan, tasarım ödülü kazanan Flutter uygulaması var. Bir tanesinde de Reflectly. Bakarsanız çok şık dizaynlar göreceksiniz. Aynı zamanda Flutter size çok hızlı uygulamalar yazmanızı sağlıyor. Çünkü yazılan kod native olarak makine koduna compile ediliyor. 60 FPS çalışıyor. İşte bu sağda gördüğünüz uygulamada yine gördüğünüz gibi işte imajlar var, tekstler var, animasyonlar var, scrolllar var. Bunların hepsi katman katman birbiri üstüne binen ayrı katmanlar. Ve Flutter bunları çok smooth bir şekilde bir araya getirip çok hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Çünkü bütün aslında görünen her şey bu gördüğünüz telefonun ekranında çiziliyor. Canvas üzerinde çiziliyor. Her şey orada çizildiği için de native performansla çalışıyor. Aynı zamanda Flutter uygulamalarını geliştirirken siz çok verimli bir şekilde uygulama geliştiriyorsunuz. Çünkü Flutter'ın sağladığı yazılımcı dostu tool'lar sayesinde. Bu ne demek? Mesela en meşhurlardan bir tanesi Hot Reload. Normalde uygulama yazarken işte native uygulamalar yazarken ne yaparsınız? Ekranda bir değişiklik yaptınız. Diyelim işte rengini değiştirdiniz bari. Bunu emülatörde görmek için tekrar rebuild etmeniz gerekir. Rebuild ederken de işte 2-3 dakika falan zaman harcamanız gerekiyor. Ama bu Hot Reload sayesinde ekranda yaptığınız herhangi bir değişikliği saniyeler içinde yanda simülatörde, hatta telefonu bağlı olarak geliştirme yapabiliyorsunuz, telefon üzerinde görüyorsunuz. Bu da size aslında yaratıcılık getiriyor. Çünkü ha işte onu da deneyeyim, işte şunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Çünkü beklemiyorsunuz bunları görmek için. Hatta bir tane internette bir yazılım şöyle bir espri yapmıştı. Ya Flutter'ın işte bir kötü özelliği var çünkü eskiden bir kahve molası verirdik bu yıllar arasında. Şimdi artık o zamanımız da yok diye. Google'da birkaç tane ekip uygulamalarını Flutter'la tekrar yazdılar. Ve bize söyledikleri uygulamayı bütün platformlar için 3 kat hızlı yazdılar. Ve aynı zamanda Flutter open source bir proje. Yani GitHub'da şu an belki 80'in üzerinde yıldızı var. Sayılar güncel olmayabilir. Ve Flutter'da kullandığınız her bir sistem entegrasyonu paketler sayesinde oluyor. Diyelim işte Google Map kullanacaksınız ya da kamera kullanacaksınız falan. Bu paketlerle yapıyorsunuz. Bu paketlerin hepsi de pub.dart.dev üzerinde. Bu paketlerin büyük bir kısmı Google'da çalışan Flutter ekibi tarafından yazıldı. Ama büyük bir kısmı da dışarıdaki işte Flutter'ı kullanan yazılımcılar ve şirketler tarafından yazıldı. İşte bu da Flutter'ın güzelliğini ve esnekliğini şey yapıyor. Çünkü birini herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda gidip bu eksik, ben bunu Flutter'a yazabilirim. Ya da biri bunu yazdıysa diğer developerlar ben bunu kullanıyorum, ben de bunu aslında şu kısmı ekleyebilirim, benim de işime yarasın, herkesin işine yarasın diye çok kolaboratif bir ortamı var. Şu anda çok fazla 5000 üzerinde uygulama var Flutter'la. Ve de open source isteyen herkes Flutter'a ister paketlere, ister Flutter'ın dokümantasyonlarına, isterse projeye katkıda bulunabiliyor. Animasyonlar normalde artık uygulamaları yazmak için çok kompetitif, çok güzel olması lazım uygulamalarınızın. Çünkü herkes uygulama yapıyor değil mi? O yüzden animasyonlar geliyor devreye. Flutter'da bir uygulamaya, Flutter uygulamasına animasyon eklemek sadece 2 satır kod. Çünkü animasyonda bir library, bir paket. Birkaç tane örnek animasyon uygulaması var Flutter'da. Bu mesela Mother of Dashes. Bunlardan bir tanesi. Dash biliyor musunuz bilmiyorum. Bu mavi kuş Flutter'ın kuşu. Ben de herkese Dash gönderdiğim için bana Mother of Dashes demişlerdi. Biri de bununla bir uygulama yazmış. Bu animasyonlar burada oynamıyor ama çok smooth animasyonlar var. Kanatları çırpış falan görebilirsiniz. Onun dışında
Evet, siz mobil uygulamanızı yazdınız. Uygulamanızın aynı zamanda webde de çalışmasını istiyorsunuz. Çünkü her yerden kullanıcılarınıza erişmek istiyorsunuz. Webde uygulama yazmak için de belli standartlara uymanız gerekiyor. Mesela uygulamanızın hızlı olması gerekiyor. Yine minimum 60 frame per second çalışması gerekiyor. Ya da işte mobilinizde veya diğer platformlarınızda uygulamanız varsa hepsiyle aynı davranışı göstermenizi bekliyorsunuz. Ya da diyelim yeni browserlar çıktı ya da yeni browser özellikleri çıktı her geçen gün. Onlarla uyumlu çalışmasını istiyorsunuz uygulamanızın. İşte Flutter'la oluşturduğunuz web uygulaması bunların size hepsini sağlıyor. Bu da bize yine Dart programlama dilinin getirdiği esneklikten kaynaklı. Bu görünen linkte sağda gördüğünüz bir oyun var. Bu Flutter bir web uygulaması. Bunu oynamak isterseniz oynayabilirsiniz ve Flutter web uygulamasının nasıl çalıştığını da görebilirsiniz. Flutter şu an gerçekten çok heyecanlı çünkü yeni bir teknoloji. İşte biz iki sene önce production versiyonu duyuruldu. Ve özellikle production versiyonu duyurulmasından sonra birçok şirket hızlı bir şekilde Flutter'ı kullanmaya başladı. Çünkü çok hızlı ve çok verimli ve çok güzel uygulamalar yazılabiliyor. İşte Groupon, Alibaba, Square, işte bu Çin'de birkaç tane şirket, büyük şirket bunların uygulamalarını yazmaya başladılar. Ama daha heyecan verici olan Google birçok uygulamasını Flutter'la yazmaya başladı. İşte mesela ne var? Publicly announced olan bu yeni bir işletim sistemi geliyor Google'dan, biliyor musunuz? Adı Fuchsia. Bu işte yeni bir bütün ekranlarda çalışacak bir işletim sistemi. İşte ne bileyim, buzdolabınız ekranlı olacak ileride. Her şey ekranlı olacak. Bütün her şeydeki tek bir işletim sistemi olarak bütün cihazlarınızda göreceksiniz. Bunun bütün user interface'i Flutter'la. O yüzden Flutter'ı şu an kullanmaya başlamak sizi bu şekilde gelecek teknolojilere de adapte olmanızı sağlıyor. İşte Google'da Google Home, ekranda gördüğünüz Google Home'lar, onlarda gördüğünüz bütün arayüzler Flutter'la yazıldı. Google Ad, Google biliyorsunuz parasını reklamlardan, AdWords'tan kazanıyor. Google AdWords'un hem Google içinde kullandığımız uygulaması hem de Google dışında müşterilerin kullandığı uygulaması Flutter'la yazıldı. Ve yeni oyun konsolu Stadia, Google'dan duydunuz mu bilmiyorum, onun mobil uygulaması Flutter'la yazıldı. Ve birçok daha şu an adını söyleyemediğim birkaç tane daha uygulama geliyor. Google'un içinde de bu kadar hızlı adapte olması Flutter için çok heyecan verici. Bu uygulamaları görmek istiyorsanız şöyle bir flutter.dev/showcase diye bir sayfa var. Orada büyük uygulamaları görebilirsiniz ve girip inceleyebilirsiniz Flutter nasıl çalışıyor. Onun dışında Flutter şu an bütün popüler platformlarla çalışıyor. Diyelim Firebase kullanmak istiyorsunuz entegrasyonlar için. Flutter Firebase entegrasyonları çok kolay. Çünkü bir tane ekip var bunu yapan. Özellikle Firebase entegrasyonu yapmak istiyorsanız Flutter uygulamasında çok hızlı bir şekilde birkaç satır kodda yapabiliyorsunuz. İşte Material Design'ları kullanıyor. O yüzden çok güzel uygulamalar yazabiliyorsunuz. Ve modern programlama dili yaklaşımları mesela Redux işte ya da Reactive Programming ya da Declarative UI gibi size modern programlama dili yaklaşımlarına da adapte ediyor Flutter. Çünkü hep bu yaklaşımları kullanıyor. Peki siz diyelim Flutter'ı kullanmaya karar verdiniz. Nasıl başlayabilirsiniz? Diyelim uygulamanız var, bir fikriniz var ya da bir işiniz var, hiç uygulamanız yok. Sıfırdan uygulamayı yapmaya Flutter'la başlayabilirsiniz. Ya da uygulamayı değil, biz sadece prototipi yapalım diyorsanız prototipi de yapmaya başlayabilirsiniz. Diyelim sadece Android uygulamanız var ama iOS uygulamanız yok. iOS'ı ayrı baştan yazmak yerine Flutter'la sıfırdan bütün platformlar için yazabilirsiniz. Ya da var olan Android uygulamanızın içine Flutter sayfaları eklemeye başlayabilirsiniz. Bunun için içeride bir tane ekip var. Özellikle çalışıyor. Çok yakında bu da bitmiş olacak ve kullanmaya başlayabileceksiniz. Flutter öğrenmeye başlamanın en kolay yolu kendi dokümantasyonları. Eğer bu adrese girerseniz orada size adım adım sıfırdan işte şunu indirin, şu adımı yapın, şunu yapın diye Flutter'a başlamanızı sağlıyor. Zaten oradaki bütün adımları takip ettiğinizde karşınıza bir tane örnek uygulama çıkmış oluyor. O örnek uygulamadan kodu değiştirmeye başlayarak uygulama geliştirmeye başlıyorsunuz. Onun dışında Flutter'ın YouTube kanalında bir sürü video var.
Ama nasıl videolar var? Mesela Boring Show diye bir video var. Bu da tamamen şu açıdan çıktı. Bunlar benim bu ekranda gördüğünüz Philip ve Andrew benim ekip arkadaşlarım. Normalde nasıldır demolar? İşte her şey süper çalışır. Hiçbir hata görmezsiniz, hiçbir bug çıkmaz, hiçbir zaman fail etmez, her şey perfect çalışır. Ama siz gerçek hayatta uygulama yazarken işler öyle olmaz. Nasıl olur? İşte bir şeyler fail eder, bir şeylerde çakılırsınız. Bu Boring Show'da bu iki arkadaş tamamen doğal bir şekilde uygulama geliştiriyorlar. İşte uygulamaları çıkılıyor ya da bir şey bulamıyorlar. Google'a gidip arıyorlar, tekrar geliyorlar, tekrar çalışmıyor. Hep şu yüz ifadelerini görseniz zaten hani gerçekten bir uygulama geliştiriyor. O yüzden bu aslında çok cesaret verici bir şey. Çünkü evet ya gerçekten de böyle oluyor. Sadece benim başıma gelmiyor bunlar. Bu çok normal bir şey diye size cesaret veriyor aslında. Ya da yok daha kısa videolar ben görmek isterim diyorsanız Widget of the Week diye bir seri var. Her bir widget'ın ne iş yaptığını öğrenebilirsiniz. Onun dışında Flutter'la bütün takip edebileceğiniz şeyleri Twitter adresinden paylaşıyoruz. Twitter adresinden Flutter'la ilgili bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Benim sunumum şu anda bu kadar. Sanırım isterseniz ben soru varsa alabilirim. Tamam mıdır? Dönebilir miyim ekrana? Ne yapıyorum? Evet, tamam. Süper. Teşekkürler. Çok garip hissediyorum kendim burada tek başımaymışım gibi ama Flutter için yazılmış özel bir IDE yok. Android Studio ya da VS Code kullanabiliyorsunuz. Hem kullanabiliyorsunuz. Zaten Android Flutter'ı indirdiğinizde o adımları yaptığınızda size bir tane Android Studio ile geliyor. Onun üzerine yazabiliyorsunuz. React Native mi Flutter mı? Bu soru arkadaşlar bu aslında tamamen şöyle bir şey. Şimdi React Native'de Flutter gibi cross platform bir yine modern bir programlama yaklaşımı Facebook'tan. Programlama dili olarak JavaScript kullanıyor, Flutter, Dart kullanıyor. Evet yine tek bir codebase'den birçok platforma uygulama yazıyorsunuz. Ama bu tamamen biraz sizin tercihinize kalmış. Sizin diyelim bir yazılım ekibiniz var ya da kendiniz uygulama yazmak istiyorsunuz ve siz JavaScript biliyorsunuz. Eğer JavaScript tecrübeniz varsa React Native sizin için daha bir iyi bir tercih olabilir. Çünkü baştan yeni bir şey öğrenmenize gerek yok. Ama Flutter'ın şöyle bir avantajı var React Native'e göre. Birincisi Flutter'la yazdığınız uygulamaların performansı React Native'e göre biraz daha yüksek. Bunun sebebi de şu. React Native'de uygulamaları telefona koyduğunuzda kodla makine arasında bridge'le köprüler var. Bu köprülerden dolayı performansı Flutter uygulaması göre biraz daha yavaş. Çünkü Flutter direkt kodu makine koduna çeviriyor, direkt makine üzerinde çiziliyor. O yüzden biraz daha performans şeyi var. Onun dışında Flutter'ın öğrenme şeyi çok hızlı. Yani çok hızlı bir şekilde öğrenip çok hızlı bir şekilde iterate edebiliyorsunuz. İşte hot reload gibi özellikleri var size yardım ediyor. Daha hızlı uygulamalar geliştirmenizi sağlıyor. Ama yok sizin zaten 10 kişilik şu JavaScript, süper JavaScript falan bir ekibiniz varsa sizin için React Native daha iyi bir şey olabilir. Ama yok biz zaten sıfırdan başlıyoruz. İşte çok tecrübemiz de yok. Ya da tecrübemiz var ama işte farklı bir şey arıyoruz derseniz şu an Flutter çok iyi bir tercih sizin için. Flutter için bir komponent yazmak gerekirse Dart kullanıyoruz ama grafik kısmını nasıl hallediyoruz? Grafik kısmı dediğin UI kısmı mı tam olarak? O kısmı ona biraz daha detay verirseniz arkadaşlar. Ama Flutter'da kullandığınız her şey Dart. Yani aslında Flutter'daki gördüğünüz eğer arayüzlerse onlar da tamam her şey widget olarak. Siz Dart'la widget olarak ekliyorsunuz. Geçenin grafik kısmını nasıl hallediyoruz? Ben bu soruyu çok anlayamadım ama bu gerçekten benim biraz bu detay olarak bilmediğimden dolayı da olabilir. Kusura bakma tam olarak cevaplayamayacağım. Ama bildiğim tek şey Dart. Flutter'da her şey bir widget. Bunun üzerine arayüzü de bir widget. İşte komponentleri de widget. Her şey de widget. O yüzden sadece Dart yazıyorsun.
veriyor. Aynen o şekilde. Kirici Bursa'ya bir adet deş yollayabilir misiniz? Evet, yollarım tabii ki de. Arkadaşlarla iletişime geçeriz. Deş gönderirim size tabii ki de. Flutter ile uygulama geliştirirken her stateful veya stateless widget'i ayrı bir function'a veya ayrı dosyalara bölmek mantıklı mı? Ben bu sorulara aslında çok fazla cevap veremeyeceğim çünkü ben çok fazla development tecrübem yok Flutter ile ilgili. Ama state management ile ilgili bir sürü video article var arkadaşlar. Ben sizi onlara yönlendireceğim. Çünkü ben şimdi kendim gerçekten uygulama yazmadığım için benim size söyleyeceğim best practice'ler şey olacak yani evet biz denemek için bir şeyler yapıyoruz, gösteriyoruz ama benim çok fazla tecrübem yok. O yüzden ben bu konuda çok fazla size yalan söylemek istemiyorum. Başka soru var mı? Başka soru yok görünüyor şu anda. Çok teşekkür ederim o zaman. Beni dinlediğiniz için. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz isterseniz. Flutter'la ilgili şeyleri takip etmek için. Eğer bir tane link bir dakika. Twitter linkimi atayım ben size. En kolayı olacak. Beni oradan takip etmek isterseniz. Onun dışında herhangi bir sorunuz ya da bir şey... pardon kusura bakmayın ben yine. Ben linki gönderdim chatten. Arkadaşlar size gönderir. Onun dışında Flutter ile ilgili yoksa genel olarak GDG'lerle ilgili ne bileyim Amerika'da yaşamakla ilgili Google'la ilgili herhangi bir şekilde benimle konuşmak, sohbet etmek, bana bir şeyler anlatmak falan isterseniz bana Twitter'dan ulaşın. Genelde herkese cevap vermeye çalışıyorum. Çok teşekkürler gördüm ben de. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başka yapacağım bir şey var mı? Arkadaşlardan bir işaret bekliyorum. LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Dürüst olayım. Ben LinkedIn'i hiç kullanmıyorum. Yani böyle eklerseniz kabul ediyorum ama hani normalde girip bir şeye bakmıyorum o yüzden ama eklerseniz kabul ederim. Aynen. Keşke şöyle bir ortam olsa, ben de sizi görebileceğim bir ortam olsaydı. Kullanılan slide'ı verebilir misiniz? Verebilirim tabii. Bu onlar aslında public şeyler. Ben bunu şimdi mi ekranım şey yapıyor mu hala? Şimdi gidip alabilir miyim slide'ları? Ya da ben şöyle yapayım. Linki arkadaşlara, düzenleyen arkadaşlara göndereyim. Onlar sizinle Meetup'tan falan paylaşırlar. Oradan şey yaparım. Slide'ları kullanabilirsiniz. Anlaştık, süper. Tamam, bana oradan işaret geldi evet öyle diye. Ben de tamam slide linkini göndereceğim daha sonra. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Çok dikkat edin bugünlerde. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.